Divan-ı Lügati Türk uğruna nice hayatlar gitti. Mesele bir kitap değil, o Türk birliğidir. Dünya üzerinde bir kitap, basımı için bu kadar çok sayıda bilim adamının can vermesine sebep olmamıştır. Bu kitabın ismi, Divan-ı Lügati Türk. Yazarı da büyük bilgin Kaşgarlı Mahmut. Bu sene Bin Nece'yi doğum yılı kutlanan ve 2008 yılı da kendi yılı ilan edilen Kaşgarlı Mahmut'un Türkçenin ilk büyük sözlüğü ve ilk Türk ansiklopedisi olan Divan-ı Lügati Türk, tam 800 yıl boyunca ortada yoktu, tıpkı bir diğer kitabı Kitabül Cevahir gibi. Divan-ı Lügati Türk, geçtiğimiz yüzyılın başında Ali Emiri tarafından bulundu. Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Deli Ömeroğlu, kitabın bulunuşunu şöyle anlatıyor. Kitabı sahaflarda Ali Emiri Efendi buldu. Ali Emiri Efendi, kitabı satın aldığında duyduğu sevincini şu şekilde dile getirir. Bu kitabı aldım, eve geldim. Yemeği içmeyi unuttum. Bu kitabı sahaf Burhan 33 liraya sattı. Fakat ben bunu birkaç misli ağırlığındaki elmaslara, zümrütlere değişmem. Büyük bir coşku içinde olan Ali Emir Efendi kitabını kimseye göstermek istemedi. Hem kitabı kıskanıyor ve hem de kaybolmasından endişe ediyordu. Devrin ünlü simaları Ziya Gökalp ve Fuat Köprülü gibi şahıslar, Ali Emir Efendi'nin Divan-ı Lügati Türk'ü bulduğunu işitmiş ve görmek istemişlerse de Ali Emir Efendi onları kitaba yanaştırmamıştı, kitabı sadece çok güvendiği Kilisli Rıfat Efendi'ye gösteriyordu. Ali Emir Efendi satın aldığında, kitap hırpalanmış ve yıpranmış bir vaziyetteydi. Şirazeleri çözülmüş, formaları dağılmış, sayfaları birbirine karışmış ve numaraları da yoktu. Bu sebeple kitabın eksik mi, tam mı olduğu belli değildi. Ali Emir Efendi bunun tespitini Kilisli Rıfat Efendi'ye yaptırdı. Kilisli Rıfat Efendi, 2 ay müddette kitabı 3 kere okudu, karışmış sayfaları yerli yerine koydu ve numaralandırdı. Daha sonra da kitap Matbaa-ı Hamire'de 3 yıl süren bir maceranın ardından basıldı. Yakup Deli Ömeroğlu, kitabı kendi dillerine tercüme etmek isteyen çok sayıda Türk bilim adamının da bu yolda Rus ve Çinliler tarafından şehit edildiğini söylüyor. İşte Rus ve Çinliler tarafından katledilen Türk bilim adamları. Divan-ı Lügati Türk'ün Türk dünyasında ilk tercüme girişimi Azerbaycan'da oldu. Sovyet Bilimler Akademisi'nin Azerbaycan şubesi bu iş için Halit Sait Hocaev'i görevlendirir. Hocaev, 1935-37 yıllarında bu görevi tamamlar. Fakat Hocaev ve yardımcılarının başarısının mükafatı, ölüm olur. 1937 yılında bu kez meşhur Uygur şairi Kutluk Şevki ve eğitimci şair Muhammed Ali Divan-ı Lügati Türk'ü Uygurca'ya tercüme ettikleri için katledilirler ve bütün çalışmaları yakılır. Kutluk Şevki, hac yolculuğu sırasında uğradığı İstanbul'dan Kilisli baskısını alarak ülkesine götürmüştür. Bilim dünyasına hizmet için giriştikleri iş, kendi sonlarını hazırlar. Uygurlar, 1944 yılında Şarki Türkistan Devleti'ni kurduklarında, ilk iş olarak Divan-ı Lügati Türk'ün tercümesi işine girişirler. Bu iş için meşhur alim İsmail Damollam görevlendirilir. Birinci cildin tercümesi tamamlanmıştır ki, Rusya ile Çin anlaşarak Şarki Türkistan Devleti ortadan kaldırılır ve İsmail Damollam öldürülür. Şarki Türkistan'ın Kızıl Çin tarafından işgal edilmesinden sonra, Uygur bölgesinde Sincan Özerk Yönetimi kurulur. Kaşgar bölgesinin valisi Seyfullah Seyfullin, maddi kaynakta ayırarak tanınmış şair ve tarihçi Ahmet Ziya'yı Divan-ı Lügati Türk'ün tercümesi için resmen görevlendirir. 1952-54 yılları arasında divanın tercümesi tamamlanır ve Pekin'e basılması için gönderilir. Baskının giderleri de Kaşgar Valiliği bütçesinden ayrılmıştır. Ancak Pekin karşı devrimcilik ve milliyetçilik suçlamaları ile Ahmet Ziya'yı 20 yıl ağır hapse mahkum eder ve Ziya'yı cezaevinde işkence altında can verir, divanın bütün tercümeleri de yakılır. Yılmayan Uygurların bir başka girişimi, 1960-63 yıllarında Çin İlimler Akademisi Şincan Bölümü Müdür Yardımcısı Uygur Sayrami tarafından hayata geçirilir. Fakat hem Sayrani yardımcıları ile birlikte öldürülür hem de tercümenin metinleri yakılır. Uygurların divana merakı bütün bu olanlara rağmen azalmamakta aksine artmaktadır. Halkın ve aydınların yoğun isteğiyle Divan-ı Lügati Türk İbrahim Muti'nin yönetiminde Abdüsselam Abbas, Abdurrahim Ötkür, Abdurrahim Habibullah, Abdülreşit Kerim Said, Abdülhamit Yusufi, Halim Salih, Hacı Nur Hacı, Osman Muhammed Niyaz, Emin Tursun, Sabit Ruzi, Muhammed Emin ve Mir Sultan Osmanoğlu'dan oluşan 12 kişilik komisyon tarafından tercüme edilir. Bu tercüme ile divan, 1981-84 yıllarında Urimeçe'de 3 cilt halinde ve 10 bin nüsha basılır. Divan-ı Lügati Türk, Kazakistan ve Azerbaycan'da ise SSCB'nin yıkılışından sonra yayınlanabildi. Doktor Fahri Solak,
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi.